Bu videoda serilerde birleştirme ve eleman işlemlerini göreceğiz. Birden fazla seriyi birleştirme işlemi yapabilirsin. NumPy'da array'leri birleştirmek için concatenate fonksiyonunu ya da metodunu kullanıyorduk. Pandas'ta da bunu kolay bir şekilde kısaltmışlar. Concat metodu kullanabiliriz. Şimdi seri 1 diyelim eşittir pd nokta series, şu s büyük olacak. Parantezi açtık. Bir de açtık. 1, 2, 3, 4. Sonra diyorum ki bunun indeks değerleri a virgül b virgül c virgül d olsun. Bir tane daha seri oluşturacağız. Bu oluşturacağımız serinin adı da seri 2 olsun. İçerisindeki değerler de 5, 6, 7, 8 olsun. Eleman sayısı eşit olsun. Buraya da E, F, G ve H diyelim. Fazla mı oldu? Evet, doğru. Şimdi bunları bir görüntüleyelim. Nerede hata yaptık? İndeks şurada parantez unutmuşuz. Şurada da kapatacağız. Yine şurada parantez unutmuşuz. Şurada da kapatacağız. Bakalım. Seri 1, seri 2. Serilerimizi oluşturduk bu şekilde. Bunları nasıl birleştiririz? Tabii A artı B şeklinde olmayacak. Ne diyeceğiz? PD nokta concat, yani concatenate fonksiyonunun burada pandas'taki karşılığı nasıl birleştir? Seri 1 virgül seri 2. Bakın bu şekilde alt alta birleştirme işlemi yaptık. Ya da listelerde kullandığımız append metodunu da burada kullanabiliriz. Seri 1 nokta append parantez içerisinde seri 2 diyelim. Bakın şöyle, bunu da artık bir değişkene atayabiliriz. Bir de tabi eleman işlemleri var. Buna bakalım. Burada neyi kastediyoruz? Şimdi seri birimiz şuradaydı. Oluşturmuştuk. Diyorum ki parantez içerisinde a in seri 1. Seri 1 içerisinde a var mı? Peki bu a seri 2 içerisinde var mı ki? Biz burada seri 2'de bakın efgh yapmıştık. Seri 2 diyoruz. Bakın bunun içerisinde yokmuş. Bu şekilde kontrol etme şansımız var. Ya da diyorum ki seri 1'in A'sına eşittir 5 yap. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4'tü. Şimdi görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde elemanı da değiştirmiş olduk.